Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yetiştirebildin mi? Yani işte ancak apar topar. Tamam. Siz onları mutfağa yerleştirin, tamam. Ben üstümü değiştireyim, geliyorum. Tamam. Ahmet Bey bugün menüsünü savunabilir mi? Savunur bence. Çünkü dün Derya Hanım'da da çok bir münakaşa oldu bu puanlar konusunda benim masamda. Dün Derya Hanım benim evime yemeklerimi beğenmemeye ve puanları kırmak için gelmişti. Ondan dolayı da Ahmet Bey'in bana verdiği puana çok tepki gösterdi Derya Hanım. Esma Hanım da aramızdan ayrılınca onun vermiş olduğu 10 puan da silinince Derya Hanım'dan iyice bir şeye girdi, gerginleşti iyice. Ondan dolayı da benim puanım da düşük verdi zaten. Sıkıntılı bir sürece girdi Derya Hanım. Sürekli kime saldıracağını, bir yandan Ahmet Bey'e, bir yandan İdil Hanım'a sürekli bir puan telaşı vardı. Bugün de Ahmet Bey'e karşı, Ahmet Bey'in masasına karşı bütün eksikleri aramaya çalışacak Derya Hanım. Belki mutfağa da girebilir bugün. İsteyebilir. Dün nedense benim mutfağıma girmek istemedi. Herhangi bir şey söyleyen olmadı. Girselerdi de ben müsaade edecektim. Fakat bugün Ahmet Bey de kendi puanını korumak için sürekli eksik arayacak. Özge, baban güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yemek yapıyor. Özellikle son zamanlarda kendini aştı. O yüzden çok güveniyorum. Ve baban da geldi. Hoş geldin. Mikrofonun gerçek sahibi geldi. Evet. Çok teşekkür ederim destekleriniz için, yardımlarınız için. Artık gerisi bende. Ahmet, ben ailenle sohbet etmek istiyorum. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Ama önce senin süreni başlatalım. 3, 2, 1. Süren başladı. Özge, sen hangi bölümde okuyordun? Ben İstanbul Üniversitesi'nde eski çağ dilleri okuyorum. Kaçıncı sınıftasın? Daha ilk senem. Bir yıl mezuna kaldım. Daha iyisini yapabileceğime inanmıştım. Ama şu an böyle ilerliyorum. İstediğin bölümde misin? Yani aslında çok değil şu anlık ama alışmaya çalışıyorum. Neyle başladın Ahmet? Efendim ilk önce hamurla başlıyorum çünkü açması böreğin hamuru tutması ve dinlenmesi için ilk önce hamuru yapmamız lazım. Derya Hanım sürekli el açması diyordu. Evet, Derya Hanım biliyorsunuz beklenenden çok daha farklı bir menüyle karşımıza çıktı. Ben ona masada da söyledim internet hazır menüsü diye, dikkatimi çekti. Yani hazır olan bir menüyü yapmış, oradan işte şeflerin tavsiyeleriyle alakalı olan bir menü yapmış. Dün Ahmet Bey benim üzerime çok geldi. Bunun nedenini biliyorum. Çünkü çok yüksek puanlar aldım. Yemeklerim çok güzeldi. Menüm harikaydı. Daha önce tatmadığı lezzetlerle tattırdım yarışmacıları. Onları çok şaşırttım. Bunun için Ahmet Bey verdiği puana pişman oldu. Birinci olacağımı anladı. Kendi menüsüyle asla kıyaslanamayacak bir menü buldu karşısında bende. Onun için de dün üstüme aşırı aşırı geldi. Moralimi bozmaya çalıştı. Ama ben hak edenin hak ettiği sonucu alacağına inanıyorum. Popidik böreğin hamuruna neler koydun? Bir paket margarin koydum. Burun özelliği bu çünkü. Sirkede zaten olmazsa olmazı burun. Yoksa popidik böreği eşin Neslihan'dan mı öğrendin? Yok, Neslihan benden öğrendi. Neslihan doğru mu? Evet. Doğru. Doğrudur. Doğrudur. Ne diyeyim? Ne kadar yoğurt kullanacaksın? Yoğurt biraz fazla kullanacağım buna. Çünkü bu burun muhteviyatında yoğurt çok önem arz ediyor. Yoğurdu biraz fazla koymam lazım buna. Ahmet, annenin yemekleri mi yoksa eşin Neslihan'ın yemekleri mi daha güzel? İkisi de değil. İkisi de değil mi? Babaannemin yemekleri. Neslihan, doğru mu? Bence benim yemeklerim. Hanımlar, Ahmet evde yemek yapar mı? Her zaman. Özellikle... Dediğim gibi, özellikle bu birkaç senedir pandemiyle birlikte daha çok böyle yapmaya başladı. Önceden çalıştığım için evde yemekleri Ahmet yapıyordu. Sağ olsun, ben de işten geldikten sonra rahat rahat. Ne iş yapıyorsunuz? Ben gıda sektöründe çalıştım. Tulum peynirli pofidik böreğin margarin, sirke, yoğurt ve undan oluşan hamuru yoğrulmaya devam ediyor. Gül, biz artık biz çıkıyoruz. Biz çıkalım. Babama bol şans diliyorum. Bol şans hayatım. Babam yavrum teşekkür ederim. Dua edin bana. Kolay gelsin. Hayır, inşallah mahcup etmem sizi. Popidik hamurun püf noktası nedir? Evet, bunun en önemli maddesi aslında lezzetli hale getiren pufuduk böreğimin hamurunun akışkan, yani daha böyle leziz hale gelmesini sağlayan hamuru bunun. Önemli olan hamuru. Onun için hamurumuzu şöyle güzelce yoğurup biraz dinlendirmeye bırakacağım. Ondan sonra da dinlendikten sonra bu dinlenirken de ben iç malzememi zeytinyağlı dolma için hazırlayacağım. Pofidik börek için hazırlanan hamur istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Şimdi hamurumuzu dinlenmesi için bir süre bekleteceğiz burada. Ne kadar bekleteceksin? Yani aslında bir yarım saat 20 dakika yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra hemen ne yapıyoruz?
Zeytinyağlı dolmamızın içi için çünkü zor olan kısımlarından bir tanesidir. Şimdi ilk önce hamurla alakalı olan kısmı şurayı tezgahımı daha güzel bir şekilde temiz bir hale getirmem lazım. Zeytinyağlı biber dolmasının iç harcına başlayan yarışmacımız tencereye zeytinyağı koyduktan sonra soğan soyuyor. Ahmet, Çetin Alp'in oğlusun. Evet. Çetin Alp'i bir de senden dinleyebilir miyiz? Babam dışa çok sempatik, aslında antipatik gözüken, çok ciddi gözüken, biraz da Metin Milli'ye benzetilen bir şeydi, fiziği vardı. Surat ifadesiyle aynı gözlükleri takıyorlardı çünkü hemen hemen. Ama içine baktığınız zaman, yani içine girdiğiniz zaman çok komik bir adamdı bu. Yani çok espiritüel, çok böyle cana yakın, mizanseni çok seven böyle bir yapısı vardı. Ama biz babamıza karşı çok Osmanlı terbiyesiyle büyüdüğümüz için, yani babam rahmetli olana kadar bile ben siz diye konuşurdum, öyle söyleyeyim size. Gerçekten mi? Aynen öyle, böyle bir aramızda bir diyalog vardı. Babana siz mi derdin? Ya öyle bir terbiye aldık, yani babamızın yanında rahat oturamazdık. Babamızın yanında söz verilmeden, aile büyüklerimizin yanında söz verilmeden konuşamazdık. Böyle bir terbiyeyle büyüdük. Böyle gözlerim yaşardı gördüğünüz gibi soğandan. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir laf var bildiğiniz üzere. Biber dolmasının iç harcı için zeytinyağına dolmalık fıstık ekleyen yarışmacımız soğanları doğramaya başlıyor. Yaşlılık böyle bir şey işte. Aşk olsun, ne yaşlılığı? Vallahi yaşlılık işte ya, yaşlanmışız. Gözlerimiz görmüyor, kulaklarımız duymuyor. Ne hale gelmişiz, aman Gürbüz. Gürbüz, ne hale geldik, farkında değilsin sen aslında. Soğan doğrarken bile sorun yaşıyor. Ellerimiz her şey kızımız için. Biber dolmasının zeytinyağında kavrulan dolmalık fıstıklarına doğranan soğanlar ekleniyor. Ardından dereotu ve maydanoz doğranıyor. Ahmet, yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ya yarışmaya katılmaya şöyle karar verdim. Sevdim ve takip ettiğim bir yarışmaydı. Gerek ekibinizi, gerek de yapımı çok severek takip ediyordum. Ondan dolayı böyle bir kararım oldu. Bir de tabii kızımla alakalı olan kısmı da var bildiğiniz üzere. Benim için çok önemli olduğunu zaten söylemiştim, biliyorsunuz. Bununla ilgili bir dedim şansımı deneyeyim. Biber dolmasının iç harcına kuş üzümü ekleniyor. Zeytinyağlı tabağa, biber dolması, barbunya, cevizli havuç tarator. Güzel yemekler, böyle bir heyecanlandım. Türk yemekleriyle gidiyoruz, heyecanlandım. Özellikle dolma ve barbunyanın soğuk olmasını bekleyeceğim, soğutulmuş olmasını bekleyeceğim. O benim için kritik, yani sıcak olursa biraz mutsuz olabilirim, olmaz yani. Onun çünkü tadı soğudukça çıkıyor. Zaten zeytinyağlılar da soğuk yenir. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi barbunyalarımızı güzelce bir ayıklayalım. Ama ayıklamadan önce barbunyamızı şöyle şuradan ayıklama kasesi çıkartalım. Hemen barbunyalarımızı şu şekilde ayıklamaya başlayalım. Yarışmacımız zeytinyağlı tabağı için taze barbunya ayıklıyor. Bu kadar ayıkladım, bana yeter. Hemen bunu ne yapacağız? Haşlanması için düdüklü tenceremize koyacağız. Bunun birazcık haşlanması lazım. Ahmet, bakıyorum da bayağı hızlısın. Yani hızlı olmaya gayret ediyorum. Bilmiyorum hızlı gibi gözüküyor muyum? Ama hızlı olmak zorundayım. Kızım için hızlı olmak zorundayım. Sadece hızlı olmak değil, yemekleri yetiştirmek zorundayım. Kimsenin ağzına laf vermemek zorundayım. Yapmak zorundayım. Başarmak zorundayım. Zeytinyağlı yemeklerine devam eden yarışmacımız cevizli tarator için havuç soyuyor. Ahmet, profesyonel olarak gitar çalıyorsun. Gitar çalıyorum. Darbuka? Ya darbukayı profesyonel olarak çalmıyorum tabii ki canım yani. Yani o kadar profesyonel vurmalı çalgılarda usta isimler varken benim böyle evde amatör zihniyette darbuka çalmam onlara karşı çok büyük bir saygısızlık olur. Biraz piyano çalıyorum ama o da profesyonel değil. Ben daha çok orkestra solistiyim. Kendi özel orkestramın solistliğini yapıyorum. O yüzden daha çok yorumcu sıfatıyla beni görebilirsiniz. 35 dilde şarkı söylüyorsun. Evet, 35 lisanda şarkı söylüyorum. O turistik programdan yetiştiğim için
böyle bir avantajım var. Allah'tan işte babamın buradaki artısı çok çok daha fazla devreye giriyor. Cevizli tarator için soyulan havuçlar rendelenmeye başlıyor. Bize Japonca bir şarkı söyler misin? Hobite haruko namigara hundan de kokinata su haruko hitoi yoyum yorum chiyawase wa sunanoi chiyawase wa sunanoi. Bu şarkı bizim Üsküdar'a giderkenki gibi Japonların halk şarkısı. O yüzden çok çok eskiye dayanan bir şarkı olduğundan dolayı onların kupon şarkısı diye tabir edebiliriz. Biliyorsun ben de bir sürü dil biliyorum. Evet, ben tahmin edebiliyorum sizin bildiğiniz dilleri. Havuç tarator için soğan doğrayan yarışmacımız irmikli bisküvili sütlü tatlının muhallebisine geçiyor. Nihayet tatlıya başladık mı? Başlayalım bakalım tatlımıza. Tatlım, 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 tatlım. Tatlı için karıştırılan süt, şeker ve irmik ocağa alındıktan sonra kaynayıncaya kadar karıştırılıyor. Evet, basit bir tatlı bu. Bu kadar önemli bir, yani yorucu bir menünün içerisine sadece sütlü irmik bisküvili yaptım ki çok fazla ağırlık olmasın diye hafif bir tatlı. İnşallah beğenirler arkadaşlar. Ara sıcak Mitite köftenin harcı için kıymaya soğan rendeleniyor. Ahmet, gerçekten çok özel bir sese sahipsin. Neden biz seni ekranlarda ve sosyal medyada daha sık göremiyoruz? Tercih etmiyorlar diyelim. Aileden müzisyen biri olarak bunun nedenini açıklayabilir misin? Yani bir erkek vokalini yapması gereken her şeyi yapıyor. Repertuar konusunda, ses konusunda, sahne konusunda elimden ne geliyorsa her şeyi yapıyorum. İnsan ilişkileri konusunda da başarılı olduğum kanaatindeyim. Ama maalesef ki bazı konularda da geri herhalde ya dediğim gibi fiziksel özellikler devreye giriyor olabilir. Gerçekten fiziksel özelliklerden dolayı olabilir mi? Yani fiziksel özellikler bununla ilgili çok sığ bu düşünce. İnsanların çünkü dünyada çok önemli örnekleri var. Deniz Rusos var mesela. Yunanların çok önemli bir şarkıcısıydı. Yani Türkiye'de de çok önemli şarkıcılar var. Yani bu işin fizyonomiyle, yakışıklılıkla, yani genç neslin popçuları beğenmesi, sevmesi çok doğal. Yani onlar daha atraksiyonlu, daha böyle göze hoş gelen şekilde hareket edebiliyorlar. Ama bizim jenerasyonun beğenisi ve bilgisi daha çok vazgeçilmez klasiklerle alakalı. Bu arada muhallebiyi kontrol et istersen. Evet, bu kıvam tamam. Biraz soğumasını bekleyeceğiz bunun. Oldu mu yoksa? Evet, oldu. Evet, yalnız elimizi yıkamamız lazım. Zeytinyağlı tabağı için haşlanan taze barbunyalar süzülüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Barbunyalarımızı gördüğünüz gibi haşladık. Biraz soğumasını bekleyeceğiz bunu. Ahmetciğim, sence nasıl gidiyor? Yani bilmiyorum ki şu anda o kadar, nasıl söyleyeyim size, action bir havadayım ki. 40 yıllık ev hanımı gibi, ya affedersin, ev erkeği gibisin. Bilmiyorum, siz bu konuda daha tecrübelisiniz Gürbüz Bey. Yani acaba doğru gidiyor muyum, gitmiyor muyum, siz bunun değerlendirmesini daha iyi yaparsınız. Tatlı için istenen kıvama gelen muhallebi cam tepsiye alınıyor. Üzerine bisküviler yerleştirildikten sonra tekrar muhallebi dökülüyor. Derya Hanım bugün aportta bekliyor olacak. Esma Hanım diskalifiye olduğundan beri Derya Hanım şokta. Nasıl olmaz, 10 puanı gitti kadıncağızı. Bir anda bütün rüyaları. Sence dün yemeklere bahane mi buldu? Olmaz olur mu? Dün bence haksızlık yaptı. Görmüşsünüzdür siz de Gürbüzcüğüm yani. İsmet Bey'in aldığı puan 6 mı yani? İsmet Bey 6 puan alıyorsa İdil Hanım'a niye 5 puan veriyorsun pazartesi günü? Haksızlık mı yaptı? Yani biraz haksızlık, adaletsizlik. Yemeklerin güzel olsa sana da düşük puan mı verir? Tabii ki, birinci olmak için yapacak bunu. Sence Derya Hanım değişti mi? Değişmez mi? Sen yüksek puanları alsan değişir miydi? Hayır, değişmezdim. Değişmediğimi zaten ispat ettiğimi zannediyorum. Farkındaysanız. Çünkü ben dün yine adaletli eleştirimi Derya Hanım'a yaptım. Hani herkesin dediği gibi gününe falan oynamadım. Derya Hanım'ın gerginliği devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü Esma Hanım'ın 10 puanı silinince ister istemez bir panikledi. Çünkü kendini birinci görüyordu Esma Hanım'ın 10 puanıyla birlikte.
Ama şu an bütün dengeler değişti aslında. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Esma Hanım aramızdan ayrıldı. Ben böyle bir olay yaşandığı için üzüldüm. Yarışmayı tatlı ve güzel bir şekilde seviyeli bitirmek isterdim kendi adıma. Aldığım puanın gittiğine de biraz üzüldüm. Fakat İsmet Bey ile Ahmet Bey çok sevindiler bence. Çünkü beni son derece kıskanıyorlar. Kalan üç yarışmacı da beni kıskanıyor. Hepsini menümü eksiksiz bir şekilde, lezzetli bir şekilde başarıp önlerine sundum. Sunumuyla, masamla, kendi şıklığımla. Hepsini çok şaşırttığımı düşünüyorum. Kendileri de soframda ifade ettiler zaten. Senden böyle bir şey beklemiyorduk. Yöresel lezzetler bekliyorduk. Bir Trabzon sofrası bekliyorduk dediler. Fakat dünya mutfağıyla onları buluşturduğum için şok oldular. Onun için dün Esma Hanım'ın gitmesine sevindiler bence. Tatlın istediğin gibi oldu mu? Olmadı. Peki ne olacak? Olduğu kadar hareket edeceğiz. İsmet Bey'in patates püresi nasıldı? Biberli. Yani çok iyi niyetli bir yarışmacı adayı İsmet Bey. Ekmeğini taştan çıkaran bir yapısı var. Yani inşaat sektöründe olması, efendime söyleyeyim şu anda hem sağlık yüksek okulundan mezun olması, efendime söyleyeyim. Eyvah, tarçın dökülmesin sakın. O kadar da değil yani Gürbüz, sen de yani dostum musun düşmanım mısın ya? Biber dolmasının iç harcını kavurmaya devam eden yarışmacımız tarator için kavrulan havuçlara mayonez ve süzme yoğurt ekleyip sarımsak rendeliyor. Ahmet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi söyleyeyim. Ne yapıyorum? Pembe domatesimden barbunya için kesiyorum bir tane. Ahmet, çıkardığın albümün adı neydi? Anafor albümümün ismi. 2010 senesinde çıkan bir maxi single bu. Tam 12 yıl önce çıkarmışsın. Evet. 12 yıl boyunca bir başka albüm neden çıkarmadın? Param yok. Gerçekten mi? Evet. Senin gibi önemli bir sanatçının albüm çıkarmamasına şaşırıyorum. Ne yapalım işte, bizi de böyle şey yapıyorlar. Görmezden geliyorlar yani. İnsanın çok gücüne gidiyor ya. Vallahi gücüne gidiyor. Gerçekten gücüne gidiyor ya. Şuraya bak, kendimizi biraz ifade edebilmek için yapmadığımız şaklabanlık kalmıyor ya. Yani biz sanatımızla mı ön planda olmamız lazım? Yani evladımız tamam, herkesin evladı değerli. Herkesin evladı başının tacı ama... Yani benim bunları düşünmemem lazım ki. Benim statümdeki birinin bunları düşünmemesi lazım. Sen 35 farklı dilde şarkı söylüyorsun. Söylüyorsun, işinin hakkını veriyorsun. Ve senelerdir aynı ekip arkadaşlarınla çalışıyorsun. Hepsi akademik kariyerli, çok üst noktada ekip arkadaşlarınla çalışıyorsun. Ondan sonra gördüğüm muamele hiç. Hiç yani gördüğüm muamele. Yani sadece sanat demek bazı şeylerden fiziki olarak veyahut da genel olarak bazı şeylerden feragat edeceğin anlamına gelmiyor. Üstelik çok değerli bir babanın oğlusun. Geçmişin bile müzikle dolu. Yine de bir şey fark etmiyor. Değerli babanın oğlu olmak, şeyi gördüğünüz gibi fark etmiyor. Fark etse bu halde olmazdım zaten. Bu durumun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Var tabii, olmaz olur. Eurovizyona katıldıktan sonra neler oldu? Adamcağızı işte operayla anıp duruyorlar. Adamın evet. 1990 yılında dünya şarkı yarışmasında dünya birinciliği var. Johnny Logan ikinci, Samantha Fox üçüncü oldu, Ofraz'da dördüncü oldu. Dünyanın en iyi şarkıcısı seçildi. 80'li yıllarda Los Angeles'ta düzenlenen erkek şarkıcı yarışmasında dünya ikinciliği var. Frank Sinatra birinci oldu. Bunlardan hiç haberiniz var mı? Yok. Eurovizyon besteci yarışması. Tamam mı? Yorumcu yarışması değil. Türkiye'yi Çetin Alp güzel temsil etmiştir. Kimse bunun aksini iddia edemez. Havuç taratora ceviz ekleyen yarışmacımız zeytinyağlı barbunyayı kontrol ediyor. Eurovizyondan sonra yaşananlar sizi çok üzdü. Üzmez olur mu? Siz olsanız üzülmez misiniz? Ha? Yaptığınız mesleki kariyerinizin itibarsızlaşmasına üzülmez misiniz? Söyleyin, üzülmem deyin, söyleyin. Ben de diyeyim ki haklısınız Gürbüz deyin. Tamam mı? Sonra burada kimseye demagoji falan yapmıyorum. Ajitasyon da yapmıyorum. Yanlış anlamasın kimse. Sonra burada işte evladın için bu stüdyodaki bir şarkıcısın. Evladın için yarışmayı kazanmak, kendini göstermek için 50 tane takla atıyorsun. Değil mi? Ne kadar acı bir şey değil mi? Vay herife bak diyecekler. Bir de şov için gelmiş buraya diyecek. Ama sen şov yapmıyorsun ki. Ben dürüst. Sen olduğun gibi davranıyorsun. Öyleyim. Gerçekten de öyleyim. Ahmetciğim, üzülmeni asla istemeyiz. Bozma moralini. Biz yanındayız. Şey olduğuna varır Gürbüz. Allah kalbinizi bildikten sonra ben elimden geleni yapayım de takdir Allah'ın olsun. Böyle konuşalım. Bak ciddi söylüyorum yani. Ben elimden geleni yapayım de çünkü bir kapı kapanır öbür kapı açılır.
insan kalbini bozmadıktan sonra bence doğru yerlere ulaşır. Bunların hepsi geride kaldı. Hadi artık yemeklere odaklanalım. Biber dolmamızın içini doldurup hemen... Zeytinyağlı tabağına devam eden yarışmacımız biber dolmalarının içini doldurmaya hazırlanıyor. Ahmet, nerelerde sahne alıyorsun? Şimdi bay toplantıları, özel geceler, şirket yemekleri, banket organizasyonları. Benim şovmen tarafım da biraz ön plandadır. Ben biraz daha interaktif program yapmayı çok severim. Böyle bir avantajım var benim. Dolmalık biberlerin içini hazırladığı iç harçla dolduran yarışmacımız ana yemeği için etleri düdüklü tencereye alıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Dana gulaşı koydum şu anda. Dana gulaş nerenin yemeği? Macar bir yemeğidir bu. Sen nereden öğrendin? Yani dana gulaş çok eskiden çok sevdiğim ve çok yemek yemeği, yani yemek yerken hoşuma giden bir yemekti. Bunu onun için misafirlerimize ikram etmeyi... Açıkça söylemek gerekirse uygun gördüm. Kaseye neler koydun? Tulum peyniri ve ben yumurta koyarım içerisine. Bir de piştiğini daha iyi anlamak için çok 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 az. Su mu koyuyoruz? Çok az. Neden su koyuyoruz? Piştiğini anlamak için konur su. Pofidik böreğin iç harcı için tulum peyniri ve yumurta suyla karıştırılıyor. Tulum peynir kolay. Hemen ezecek tulum peynirini. Hamurunu kendi açacaktır. Açtıktan sonra yağda mı kızartacak, fırına mı sürecek? Fırına sürerse o da kolay. Fakat iyi kabaracak mı, çıtır çıtır olacak mı dışı, buna dikkat edeceğim. Mayayı veya kabartma tozunu unla yoğuracak, ufak ufak açacak ve fırına sürecek. Yine bilindik bir börek diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzun içini zaten ayarlamıştık, dinlenmeye bırakmıştık. Biraz daha un koyacağız buna, cıvıklığı gitsin diye. Sıcaktan çünkü hamur dolaba koymadığımız için biraz gevşeme yapmış. Gevşeme yaptığından dolayı ne yapıyoruz? Hamurumuzu biraz daha yoğun hale getirmemiz lazım. Hamur işinden bile anlıyorsun Ahmet. Bravo. Hamur gibiyim, görmüyor musun Gülbüz'ün? 35 dilde şarkı söylüyorsun, yemekten de anlıyorsun. Yemekten anlayıp anlamadım daha belli değil. Pofidik böreğin hamuru elle açıldıktan sonra hazırlanan tulum peynirli harçla sarılıyor. Böreğin yufkasını hazır alacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar menüyü yetiştirmesi çok zor olur. Kendisi açamaz. Hani pufidik börek de demiş. Açamaz. Milföy hamuru olabilir ya da yufka, hazır yufka olabilir. Açarsa bravo derim. Tadı tuz yerinde olursa da puanını alır. Pufidik olması gerekiyor ve hamurun ince açılması gerekiyor. Yani onun da hamurun da iyi kabarması gerekiyor. Ona çok dikkat edeceğim ki gerçekten pufidik olacak mı? Bu önemli benim için. Ahmet, 6 böreği bitirdin, 7.sini yapıyorsun. Gürbeciğim. Efendim? Ben acımasız mıyım, sizi bilmiyor muyum? Yazık, günah değil mi size? Fırın tepsisine alınan pofidik böreklerin üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Şu anda Ahmet'i gopuf böreğimi bitirmek üzereyim. Fırına vereceğim birazdan. Yumurta sarısı mı sürüyoruz? Evet, normalde buna çörek otu da konur. Çörek otu koyacak mısın? Almadım. Ara sıcak için hazırlanan tulum peynirli pofidik börekler fırına veriliyor. İşte Ahmet'i gopuf böreğimiz fırına girmeye hazır. Kaç dereceden ne kadar kalacak? 200 derece 40 dakika. Hadi hemen köfteleri de yapalım. Hemen köfteleri yapalım. Ara sıcak Mitite köfteye geçen yarışmacımız hazırladığı köfte harcını elde yuvarlayarak şekil veriyor. Köftemiz neydi? Mitite köfte. Mitite köfte beyzbol topu büyüklüğünde mi olur? Yok, daha ufak olur ama ben biraz daha şey olsun. Ne olsun? Doyurucu olsun diye. Aa, Mitite köfte böyle olmaz derlerse? Onu söyleyecek bir tek Zuhal Hanım vardır masada. Diğerleri yemekten anlamaz mı? Belki İdil Hanım da anlayabilir. Ara sıcak için hazırlanan Mitite köfteler kızgın yağda kızarmaya başlıyor. Şimdi o tamam. Şimdi şurayı bir açmamız lazım. Ahmet, artık çorbaya geçsen. Çorbaya geçeceğim şimdi. Çorbaya geçeceğim. Zeytinyağlı dolma ne halinde? Ara sıcak için kızaran Mitite köfteler kızgın yağdan alınıyor. Ardından ana yemek Macar gulaş için tavaya tereyağı konuyor. Hemen tereyağımızı koyuyoruz birazcık. Hangi yemek için? Mantar soteleyeceğim arpacık soğanla. Arpacık soğanları doğradıktan sonra. Arpacık soğan mı koyacaksın? Aynen öyle. Arpacık soğan soymak da zor iş. Sorma Gürbüz, sorma. Ana yemek için doğranan mantarlar tereyağının bulunduğu tavaya alındıktan sonra sarımsak soyuluyor. Ahmet, dolmalar yanıyor. Eyvah, dolmalar yandı mı? Yoksa dibi mi tuttu? Su ekleyip pişirmeye devam edecek misin?
Bunda olmaz. Dibi tutan biber dolmaları hala pişmediği için farklı bir tencereye alınıyor. Eyvah, parçalandı. Eyvah, yine de bir tane eksik kalıyor. Yarıya bölerim. Parçalananı kendine alırsın artık. Tamam. Yine de sağlam 4 dolma kalıyor Ahmet. Ne yapacaksın? Ne yapalım? Yapabileceğimi yapacağım. Ana yemek için arpacık soğan doğrayan yarışmacımız mantarları ocağa aldıktan sonra düdüklü tencerede haşlanan etleri kontrol ediyor. Etler nasıl görünüyor? Daha sert. Etler tekrar pişecek mi? Pişecek, bir de fırına girecek. Etin başka ne işlemi var? Başka hiçbir şey yok. Soğanları mantarlarla ne zaman buluşturacaksın? Birazcık yumuşasın. Mantarların yağı az değil mi? Yağ az sanki. Biraz ilave ederiz, tereyağı serirse. Ahmet, moralin mi bozuldu? Biraz bozuldu, yapacak bir şey yok. Ana yemek Macar gulaş için kavrulan mantarlara arpacık soğanlar ekleniyor. Şimdi ne yapıyoruz? Domates doğruyorum şu anda. Neden doğruyorum? Domates çorbası için. Nihayet çorbaya geçtik mi? Evet. Domates çorbasını pembe domatesten mi yapıyorsun? Genel olarak her şeyi pembe domatesten yapıyorum. Neden? Çünkü domates çok önem teşkil ediyor benim için. İnce kabuklu olduğu için mi? İnce, ben kabuğunu bile soyuyorum. Ana yemek için soyulup doğranan domatesler mantar ve arpacık soğanlarla kavrulmaya başlıyor. Etleri ne yapacaksın? Etleri birazcık bunda kavurduktan sonra güvece koyacağım. Domates çorbasına geçen yarışmacımız kabuklarını soyduğu domatesleri doğruyor. Bu domatesleri domates çorbası için kullanacağım. Gerçek bir domates çorbası olsun diye kullanacağım. Çorbayı blenderdan geçirecek misin? Hayır hayır. Ben böyle taneli daha çok seviyorum. Ama bunun için de sıcak su hazırlamamız lazım, biliyorsunuz. Yine çok kolay bir çorba. Günlük sıradan kaşarlı domatesleri rendeleyecek. İçine biraz salça katar, un katar, kavurur. Üstüne sıcak suyunu verdin mi bitti gitti. Çok kolay. Derya Hanım dün benim çorbama, yani düğün çorbası diyerekten çok fazla yorum yapmıştı. Bakalım bugünkü domates çorbasına ne diyecek, nasıl bir kurt bulacak, merakla bekliyorum. Çorba için kavrulan una doğranan domatesler karıştırıldıktan sonra sıcak su, pul biber ve tuz ekleniyor. Macar gulaşın etleri güveç kaplarına alındıktan sonra üzerine kavrulan mantar, arpacık soğan ve domatesler konuyor. Macar gulaş için sos yapacak mısın? Yok. Biraz salçalı sos koyabilirim. Peki kaşar koyacak mısın? Gerek yok. Çoban salataya geçen yarışmacımız soğandan sonra salatalık doğuruyor. Ahmet, yüzdük kuyruğuna geldik. Az kaldı. Son 10 dakika ve galiba başaracaksın. İnşallah. Çoban salataya devam eden yarışmacımız domatesten sonra biber doğruyor. Çoban salatam hazır ama ben biraz da nane koyuyorum çoban salataya. Nane mi koyuyorsun? Başka? Ve maydanoz koyuyorum. Maydanoz barbunya'ya da gitmez mi? Barbunya'ya da koyacağım. Ahmet, bitirdin, farkında mısın? Yok canım, bitmemiştir daha ya. Devam ediyorum. Bitti Ahmet, bitti. Nihayet yemekler bitti. Evet, bu böreğim pişti. Tulum peynirli pofidik börekleri fırından alan yarışmacımız ana yemeği için salçalı sos hazırlıyor. Nasılsın Ahmet? İyi. Tamam. Mutfağa batırdın ama olsun. Olsun. Eşin Neslihan ne düşünüyor acaba? Ay. Ana yemeğin salçalı sosunu döküp fırına veren yarışmacımız kaşar da rendeledikten sonra masasını kurmak için salona geçiyor. Ben bugün Ahmet Bey'in mutfağına gireceğim. Dün unuttum İsmet Bey'in mutfağına girmeyi ama bugün unutmayacağım. Mutlaka Ahmet Bey'e mutfak kontrolü yapacağım. Listesi kalabalık. Kendisinin mutfağını toplayıp temizleyemediğini düşünüyorum. Çok fazla puan kırmam ama hoşuma gitmez mutfağını toplamamız. Ahmet Bey'in birinci olma şansı var ancak yetiştirmesiyle ilgili bir tedirginliğim var açıkçası. O kadar malzemeyle rahat çalışabileceğine çok inanmıyorum. Bir hata olabilir. Yemeklerde teknik bir hata olabilir. Son 6 dakika. Ahmet, sen bile yetiştireceğine inanmıyordun. Kolay değil, zor. Başarmanın hatırına bir şeyler söylersin artık. Ahmet, ne yaptın? En sonunda yetiştirdin ama nasıl oldu? Bilmiyoruz. Derya bekliyor bilenmiş vaziyette. Karın akşam mutfağa görünce kim bilir neler diyecek. Güzelmiş ya, vallahi gür sesiniz var, biliyor musunuz? Teşekkür ederim Ahmet. Masa örtüsünü ve runner'ını seren yarışmacımız yemek takımları ve bardaklardan sonra çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştirip mumlukları masaya alıyor.
Ahmet o ne? Peçeteli. İçi dolu mu boş mu? Dolu. Peçeteliğin güzelmiş. Ekmekliğini de masaya alan yarışmacımız mumları yakıyor. Suyu da al istersen. Ahmet bitirdin. Son bir dakika. Hemen. Koş Ahmet koş.